Haruki Murakami Bağımsız Organ İçsel çatışması ve endişesi az, yaşamları şaşırtıcı derecede mekanik insanlar vardır. Sayıları çok fazla olmasa da hiç beklemediğimiz bir anda onlarla karşılaşabilirsiniz. Doktor Tokay da bunlardan biriydi. Bu tür insanlar onlara düzenbaz gelen dünyaya, deyim yerindeyse dost doğru olan kendilerini uydurup yaşamaya devam etmek için nedenle zahmet çektiklerinin ayrımında olmazlar. Kendilerinin doğal, dürüst ve hiçbir hileye başvurmadan yaşadıklarına inanırlar. Şüphe duymazlar. Ve bu yaşamın içinde aniden parlayı veren özel bir ışığın aydınlığında yaşamlarının yapaylığını görünce ciddi ve dramatik bir kırılma yaşarlar. Elbet ölene dek bu ışığı hiç görmeden yaşayan ya da gerçeği görmelerine rağmen farklı bir şey hissetmeyen, kutsanmış, Bundan başka bir ifade tarzı bulamıyorum. İnsanlar da az değildir. Burada size genel hatlarıyla Tokay adında biriyle yaşadıklarımdan söz edeceğim. Bu hikayenin büyük kısmını doğrudan ondan duyduklarım oluşturacak. Bununla birlikte onun yakın olduğu ve güven duyduğu kişilerden topladığım bilgileri de kısmen kullanacağım. Ayrıca onun günlük yaşamıyla ilgili kesin böyle bir şeydir dediğim kişisel tahminlerime de az çok yer vereceğim. Olayların arasındaki boşlukları dolduracak yumuşak bir macun gibi. Demek istediğim, onun portresinin sadece saf nesnel gerçeklerden oluşmadığı. Bu yüzden burada aktardıklarımı mahkemeye sunulmuş kanıt ya da ticari bir alışverişte gerekli belgeler olarak bunun ne tür bir ticari alışveriş olabileceğini kestiremesem de kullanmaya kalkışmanızı yazar olarak önermiyorum. Ama biraz geriye çekilip Önce arkanızda bir uçurum olmadığından emin olun ama bu portreyle aranıza uygun bir mesafe koyarak ona bakarsanız ayrıntılardaki bazı tutarsızlıkların pek de ciddi bir sorun oluşturmadığını anlarsınız. O zaman Tokay adındaki karakter üç boyutlu haliyle açıkça görülecektir. En azından yazarın beklentisi bu yönde. Kısaca o nasıl ifade edebilirim acaba? Pek de yanlış anlaşılmaya neden olacak boşlukları olan biri de değildi zaten. Bununla onun anlaşılması kolay biri olduğunu kastetmiyorum. En azından bir parçasıyla karmaşık ve anlaşılması zor biriydi. Onun bilinçaltında ne tür karanlık şeyler vardı, sırtında hangi günahların yükünü taşıyordu? Bunları benim anlamam elbette beklenmemeli. Yine de onun genel portresini çizmek görece kolay diyebilirim. Mesleğe yazarlık olan biri olarak had bilmezlik de ediyor olabilirim ama onun bende o günlerde bıraktığı izlenim buydu. Tokay 52 yaşında ve hiç evlenmemiş. Biriyle birlikte yaşama deneyimi de olmamış. 6. katta lüks bir dairede yaşıyor. İki yatak odalı evde tek başına kalıyor. Tam bir müzmin bekar demek yerinde olur. Elinden yemek pişirmek, çamaşır, ütü, temizlik gibi ev işlerinin çoğu geliyor. Ayrıca ayda iki kez eve profesyonel temizlikçi de çağırıyor. Evvelden beri temizlik konusunda titiz bir yapısı olduğundan ev işi yapmak onun için güç bir şey değil. Gerekirse kokteyl hazırlıyor, etli patates yemeğinden fırında folyoya sarılı deniz levreğine kadar geniş bir menüde yemek yapabiliyor. O da usta aşçıların büyük kısmı gibi malzemeye para harcamaktan kaçınmadığından temelde yemeklerinin tadı da leziz oluyor. Evde bir kadın olmadığı için eksiklik duymadığı gibi evde tek başına vakit geçirmekte onu sıkmıyor. Yalnız uyumaktan da çoğunlukla rahatsızlık duymuyor. En azından o güne değin böyleydi, demek daha doğru olur. Mesleği estetik cerrahlık. Rupongi de babasından devraldığı Tokay Güzellik Kliniğini işletiyor. İşi gereği kadınlarla tanışma imkanı oldukça fazla. Yakışıklı denemese de güven verici bir görünüşü var. En azından kendine bir kez bile estetik ameliyat yaptırma gereği duymamış. Kliniğin işleri bir hayli iyi olduğundan geliri de yüksek. Aile terbiyesi görmüş, nazik, iyi eğitim almış, genel kültürü yüksek biri. Saçları henüz dökülmemiş. Beyazları fark ediliyor az çok. Vücudunda biraz kilo fazlası olsa da büyük bir gayretle spor salonuna devam ettiğinden gençliğindeki fit bedenini hala korumakta. Böyle açıkça söylemem çok tepki çekebilir ama sonuçta birlikte olduğu kadınlara bir eksiklik yaşattığı olmamış hiç. Tokay evlenip aile kurmayı hiçbir zaman arzu etmemiş. Evlilik yaşantısının kendisine uygun olmadığından emin. Bu yüzden amacı evlilik olan kadınlardan ne kadar çekici olurlarsa olsunlar en başından uzak durmuş. Sevgili olarak seçtiği kadınların büyük çoğunluğu ya evli ya da hayatının aşkıyla birlikte olanlar. Bu kuralı koruduğu sürece birlikte olduğu kişinin onunla evlenmeyi istemek gibi bir durumu söz konusu olmuyormuş. Daha açık söylersem, Tokay bu kadınlar için rahat bir iki numaralı sevgili, güvenilir bir zor günlerdeki erkek arkadaş ya da uygun bir aldatma partneriydi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tarz ilişkilerde de oldukça becerikliydi. Bu onun kendini rahat hissettiği ilişki şekliydi. Bunun dışında Örneğin eş olarak sorumluluk paylaşımı beklenen türdeki kadın erkek ilişkilerinden rahatsız oluyordu. İlişki yaşadığı kadınların sadece kendisine ait değil, başka erkeklerin kollarında da oldukları gerçeği onu hiç rahatsız etmiyordu. Beden denen şeyin önünde sonunda sadece etten ibaret olduğu düşüncesini benimsemişti. Tıbbi bakış açısından sevgilileri de genelde kadın bakış açısından böyle düşünüyorlardı. Kadınların tokayla birlikteyken sadece onu düşünmeleri onun için yeterliydi. Birlikte olmadıkları zamanlarda onların ne düşündüğü, ne yaptığı açıkçası sadece onları ilgilendirirdi. Bunlar Tokay'ın kafa yorması gereken şeyler olmadığından hiç konusunu açmıyordu. Tokay için görüştüğü kadınlarla birlikte yemek yemek, şarap içip keyifli sohbetler etmek eğlenceliydi. Seks yapmak tamamen bu yolun uzantısında gerçekleşen bir diğer eğlenceydi. Çünkü amaç salt seks yapmak değildi. Onun öncelikli beklentisi çekici kadınlarla hem yakın hem de entelektüel düzeyde ilişkiler kurmaktı. Cinsel ilişki bundan sonra yaşanırdı zaten. Tokay böyle hareket edince de kadınlar ona gönüllerini kendiliğinden kaptırıyorlardı. Onunla birlikte olmaktan o denli keyif alıyorlardı ki beraberken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlardı. Onunla bu tür ilişkiyi hemen benimsiyorlardı. Bu tümüyle benim görüşüm ama dünyadaki kadınların çoğunluğunun, özellikle de çekici kadınların, seks için yanıp tutuşan erkeklere karnı tok diye düşünüyorum. Tokay o güne değin, yaklaşık 30 yıl boyunca pek çok kadınla bu tür ilişkiler yaşamıştı. Keşke saysaydım diye düşündüğü zamanlar da olmuştu. Ne var ki eskiden beri rakamlara pek önem veren biri değildi. Onun ilgilendiği tek şey kaliteydi. Karşısındakinin görünüşüne de pek takılmıyordu. Mesleki açıdan dikkatini çekecek kadar belirgin bir kusurunun bulunmaması ya da yüzüne bakarken insanın esnemesine neden olacak denli sıkıcı olmaması yeterliydi. Sonuçta insan görünüşüne çok önem veriyorsa, uygun bir bütçe bulunduğu takdirde kişinin bedeninde istediği gibi değişiklik yapılabilirdi bir uzman olarak alanında çok sayıda şaşırtıcı örnekle karşılaşmıştı. Onun kadınlarda önem verdiği şey, görünüşten ziyade kıvrak bir zeka, ince bir mizah anlayışı ve yüksek entelektüel düzeydi. Konuşacak konu bulamadığı, özgür düşünceleri olmayan bir kadın, görünüşü nedenle harika olursa olsun tokaya çekici gelmiyordu. Sonuçta zeka ameliyatla artırılabilen bir şey değildi. Akıllı kadınlarla yemek sırasında ya da yatakta tenleri birbirine değerken sohbet etmekten keyif alıyordu. Böyle zamanlar onun için hazine değerindeydi. Kadınlarla ilişkilerinde bir kez olsun ciddi bir problemle karşılaşmamıştı. Belirsizliği, duygusal çatışmaları sevmiyordu. Uğursuz kara bulutlar ufukta belirmeye başlayınca hemen becerikli ve akıllı bir şekilde ortalık daha da kızışmadan el verdiğince karşısındakini gücendirmeden kendini ilişkiden sıyırıyordu. Deneyimli bir bekar olarak bu konuda epey becerikliydi. Belirli bir sürenin sonunda sevgililerinden ayrılıyordu. Onun dışında bekar sevgililerin çoğu da bir zaman geliyor, çok üzgünüm ama artık seninle görüşmem uygun olmaz, yakın zamanda evleniyorum çünkü, diyerek ondan ayrılıyorlardı. Bu kadınlardan evlilik kararı alanların çoğu ya 30 yaşına yeni basmış ya da 40 yaşına girmek üzere olanlar oluyordu. Yıl sonuna yaklaşırken takvim satışlarının artması gibi. Tokay onların verdiği bu haberi hep sakin bir şekilde ve uygun dozda üzüntü kattığı bir gülümsemeyle karşılardı. Üzücüydü ama madem evleniyorlardı en iyisi böyle ayrılmaktı. Evlilik denilen düzen bunu gerektiriyordu. Ona göre bir şey olmasa da kendi içinde saygıyı hak eden kutsal bir şeydi evlilik. Evleneceği için ayrılmak isteyen kadınlara pahalı bir evlilik hediyesi alırdı. Tebrikler, ömür boyu mutluluklar dilerim. Sen akıllı ve çekici bir kadınsın. Mutlu olmak en büyük hakkın diyerek onları kutlardı. Bu söylediklerinde samimiydi de. O kadınlar muhtemelen sadece iyi niyetle Tokay'a kendi yaşamlarının değerli bir kısmını verirken güzel zamanlar da yaşatmışlardı. Sadece bunun için bile onlara yürekten minnet duymalıydı. Zaten elinden başka ne gelirdi ki? Ancak bu şekilde kutlanmayı hak eden, kutsal evlilik yapmayı başaran kadınların yaklaşık üçte biri birkaç yıl sonra Tokay'a telefon eder, neşeli bir sesle ''Tokay, yine görüşelim mi ne dersin?'' diye davette bulunurlardı. Böylece yeniden rahat olmakla birlikte pek de kutsal olduğu söylenemeyecek bir ilişki yaşamaya başlarlardı. Eskiden iki rahat bekar olarak görüşürlerken artık bekar bir erkekle evli bir kadın arasında yaşanan, karmaşık, bununla birlikte büyük bir mutluluk da veren bir ilişki tarzına geçmiş olurlardı. Ancak gerçekte ikisinin yaşadığı bu yeni durum eskiden yaşadıkları ilişkinin gelişmiş haliydi. Evlendikten sonra görüşmeme kararı veren kadınların üçte ikisi ise onu bir daha aramazlardı. Büyük olasılıkla sakin ve tatmin edici bir evlilik yaşamı sürdürüyorlardı. Mükemmel bir ev kadını olup birkaç çocuk doğurmuşlardı belki de. Onun eskiden sevip okşadığı o harika memu uçlarıyla şimdilerde çocuk emziriyor olabilirlerdi. Tokay bu durumu sevindirici buluyordu. Arkadaşlarının tamamına yakını evli ve çocukluydu. Onların evlerine defalarca misafirliğe gitmiş ama bir kez bile onlara imrenmemişti. Çocukların henüz küçükken kendilerine özgü bir sevimlilikleri oluyordu ama ortaokul, lise çağına geldiklerinde istisnasız tümü büyüklerden nefret eder hale geliyor, karşılıklı hor görmeler, hesaplaşmalar gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar da ebeveynlerin sinir ve sindirim sistemlerine olumsuz etkiliyordu. Ebeveynlerin tek dertleri ise çocuklarını prestijli bir okula sokabilmek ve sonrasında sınav notlarını düşünmek oluyordu. Bu sorumluluklarını yerine getirirken de karı koca arasındaki tartışmaların sonu gelmiyordu. Çocuklar ise evde pek konuşmuyor, odalarına kapanarak sınıf arkadaşlarıyla chat yapıyor ya da bilgisayarda acayip porno oyunlarına kaptırıyorlardı kendilerini. Toka hiçbir zaman böyle çocuklara sahip olmak istemedi. Ne olursa olsun çocuklar iyidir diyordu arkadaşları ağız birliği etmişçesine. Ancak o bu özendirme amaçlı sözlere hiç itimat etmiyordu. Arkadaşları sırtlarındaki yükün aynısını onun da sırtına yüklemek istiyorlardı. İnsanlar herkesin kendileri gibi zahmet çekmelerini isterler bencilce. Ben genç yaşta evlenmiş, bugüne dek de evlilik hayatını sürdürmüş biriyim. Ancak çocuğum olmadığı için onun bu görüşünü ne kadar basit bir ön yargı ve retorik bir vurgu da olsa bir dereceye kadar anlayabiliyorum. Hatta tam da onun dediği gibi olmalı diye düşündüğüm de oluyor. Kuşkusuz bu aslında pek de o kadar trajik bir durum değil. Şu koca dünyada çocuklar ebeveynler arasında mutlaka baştan sona iyi bir ilişkinin sürdürüldüğü güzel ve mutlu aileler de futboldaki hat-trick kadar olsa da vardır. Benim de bu şanslı ebeveynlerden biri olacağımı söyleyecek özgüvenim yok. Tokay Bey'in de bu tür birisi olabileceğini hiç düşünemiyorum. Yanlış anlaşılma riskinden çekinmeden şunu ifade edeyim. Tokay toplumla uyumlu bir insandı. Hırslı olmadığı gibi aşağılık kompleksli, kıskanç biri değildi. Aşırı önyargıları, güçlü takıntıları, koyu siyasi görüşleri olan biri de değildi. İnsanın kişiliğinin dengesini bozan şeyler en azından göründüğü kadarıyla onda yoktu. Etrafındakiler onun samimi, sosyal, iyi aile terbiyesi almış, görgülü yanlarını, neşeli halini ve olumlu tavırlarını seviyorlardı ve onun bu erdemleri özellikle kadınlara karşı her zaman etkili oldu ki dünya nüfusunun yarısı kadın. Kadınlara karşı ince düşünceli tavırları ve özenli davranışları onun mesleğini yapan biri için kaçınılmaz bir gereklilikti. Ama Tokay'ın durumunda bu gereklilikten doğan zorlama bir tarz olmayıp doğuştan kendinde bulunan bir özellikti. Güzel sesli, uzun parmaklı olmak gibi. Bu yüzden de Elbette buna ilaveten yetenekli bir doktordu da. İşlettiği klinik çok iyi kazanıyordu. Gazetelere ilan verme gereği duymadan tüm randevular doluyordu. Muhtemelen okuyucuların da bildiği gibi bu tarz toplumla uyumlu kişiler genelde derinlikten yoksun, banal ve sıkıcı insanlardır. Ama Tokay hiç de öyle biri değildi. Hafta sonları onunla bira içerek geçirdiğim bir saatlik zamandan hep keyif almışımdır. Tokay hem hoş sohbetti hem de onunla bir sürü değişik konuda konuşabilirdiniz. Esprileri kafa karıştıran cinsten değildi. Estetik ameliyatlar hakkında gerçek, ilginç öyküler, elbette hastanın özel bilgilerinin gizli kalması prensibini ihlal etmeden kadınlarla ilgili çeşitli şeyler anlatırdı. Ancak bu tür konuşmaları asla bir tür dedikodu şeklinde yapmazdı. Kadınlar hakkında konuşurken onlardan hep saygı ve sevgiyle söz eder, Kişilerin özel bilgilerini gizlemeye özen gösterirdi. Centilmen dediğin ne kadar vergi ödediğinden ve yattığı kadınlardan fazla bahsetmez demişti bir gün bana. Bu kimin sözü diye sormuştum. Ben uydurdum demişti yüz ifadesini değiştirmeden. Elbette vergi kısmını muhasebecinden gizleyemezsin. Toka için aynı anda iki ya da üç sevgilisinin olması olan bir şeydi. Bu kadınların çoğunun kocası ya da sevgilisi olduğundan. Onların programına göre hareket ediliyor. Bu durumda da doğal olarak onun payına düşen birliktelik zamanı az oluyordu. Bu yüzden de birkaç sevgiliyi aynı anda idare etmek onun için son derece normaldi. Bu sadakatsizlik olarak değerlendirilmiyordu. Elbette birlikte olduğu kadınlara açık etmiyordu bu durumu. Olabildiğince yalan söylememeye çalışıyor, gerekmeyen bilgileri paylaşmıyordu. Tokay'ın işlettiği klinikte uzun yıllardır onun için çalışan mükemmel bir erkek sekreteri vardı. Onun karmaşık ilişki programını işinin ehli bir kontrol kulesi görevlisi gibi beceriyle ayarlıyordu. İş yerindeki randevulara ek olarak Tokay'ın kadınlarla mesai sonrası özel programını oluşturmak da bir noktada iş tanımına dahil oluvermişti. Adam Tokay'ın renkli özel yaşamının tüm detaylarına hakimdi. Ağzı sıkıydı. İşinin yoğunluğuna rağmen surat asmadan ofis işlerini özenle yürütüyordu. Tokay'ın kadınlarla buluşmalarını çakışmayacak şekilde ayarlıyor, hünerle iletişimlerini sağlıyordu. Tokay'ın birlikte olduğu kadınların her birinin adet dönemlerine kadar buna inanmak güç olsa da en özel durumlarını biliyordu. Tokay'ın kadınlarla seyahate çıkacağı zamanlarda tren biletlerinin alımından otel rezervasyonlarına dek ayarlamaları o yapıyordu. Eğer bu becerikli sekreter olmasaydı, Tokay'ın özel yaşamı bu denli ihtişamlı olmazdı. Şükran duyguları ile birlikte fırsat buldukça yakışıklı sekreterine, adam geydi, hediyeler verirdi. Birlikte olduğu kadınların kocaları veya sevgilileri tarafından gizli ilişkilerinin ortaya çıkarıldığı, Tokay'ın içinden çıkılması güç bir duruma düştüğü bir kez bile olmamıştı. Tokay ciddi bir karaktere sahipti. Kadınlara da temkinli olmayı öneriyordu. Aceleye getirip mantıksız hareket etmekten kaçınmak, her zaman aynı şekilde buluşmamaya dikkat etmek ve ille de yalan söylenecekse mümkün mertebe basit bir yalan uydurmak. İşte bu üç kural onun öğretilerinin esasını oluşturuyordu. Aslında bunları öğretmek martıya uçmayı öğretmek gibi bir şeydir. Ama yine de işi garantiye almak gerekir. Buraya kadar anlattıklarımdan onun hiçbir problemle karşılaşmadığı da sanılmasın. Uzun yıllar boyunca bir dolu kadınla gizli ilişki yürütüp de hiçbir sorun çıkmaması mümkün olabilir mi? Gün gelir, maymun da ağaçtan düşer. Bu kadınlar arasında yeterince dikkatli davranmayanlar da olmuş. Durumdan şüphelenen sevgilileri Tokay'ın ofisine telefon açarak doktorun özel yaşamı ve ahlaki duruşu hakkında sorular sormuşlardı. Neyse ki yetenekli sekreteri aynı zamanda bir söz ustasıydı. Ya da onunla yaşadıkları ilişki hakkında kafaları karışan evli kadınlar da olmuştu. Bunlardan birinin kocası çok ünlü bir dövüş sanatları sporcusuydu. Ama bu durumda bir şekilde ciddi boyuta varmamış, doktorun kemiklerinin kırıldığı bir olaya falan dönüşmemişti. Şansınız yaver gitmişti demek diye sordum. Sanırım diye yanıtladı gülerek. Sanırım ben çok şanslıydım. Ama sadece bu değil. Çok zeki biri olduğumu söyleyemesem de Böyle durumlarda aklım alışılmadık şekilde hızlı çalışır. Aklınız hızlı mı çalışır? Nasıl desem? Risk altında pat diye aklıma iyi bir fikir gelmesi yani diye mırıldandı. Bir örnek hatırlayamamıştı hemen. Ya da belki de benim ne düşüneceğimden endişe ettiği için bir şey demiyordu. Akla bir şey gelivermesi, François Truffaut'un eski filmlerinde böyle sahneler vardı. Kadın adama şöyle der, bu dünyada görgülü insanlar olduğu gibi akıllı insanlar da var. Elbette her ikisi de ayrı ayrı özellikler. Ancak çoğu zaman görgülü olmak yerine akıllı olmak kazanıyor. O filmi izlemiş miydiniz? Hayır izlemedim diye yanıtladı Tokay. Filmdeki kadın örnek vererek açıklar. Bir adam kapıyı çalmadan açar. İçeride bir kadın üzerine değiştirmektedir ve çıplaktır diyelim. ''Özür dilerim hanımefendi'' deyip derhal kapıyı kapatan görgülü insandır. Buna karşılık ''Özür dilerim beyefendi'' deyip kapıyı derhal kapatan akıllı kişidir. ''Anladım'' dedi Tokay ilgiyle. ''Çok ilginç bir örnek. Ne kastettiğinizi net olarak anladım. Benim de benzer durumlara düştüğüm oldu. Hem de defalarca. Ve her seferinde aklınızı kullanıp zor durumdan kolayca sıyrılabildiniz mi?'' Tokay ciddileşti. Aklımı pek abartmayayım. Aslında çok şanslıyımdır. Ben son derece şanslı, görgülü bir erkeğim. Böyle düşünmek daha yerinde olur. Ne olursa olsun Tokay Bey'in çok şanslı oluşu yaklaşık 30 yıl sürdü. Bu uzun bir zaman. Sonra bir gün hiç beklemediği bir şekilde aşka düştü. Tıpkı kurnaz bir tilkinin dikkatsizlik edip tuzağa düşmesi gibi. Aşık olduğu kişi kendisinden 16 yaş küçük evli bir kadındı. Kadının kendinden 2 yaş küçük kocası, yabancı sermayeli bir iletişim teknolojileri firmasında çalışıyordu. Bir de çocukları vardı. 5 yaşında bir kız çocuğu. Kadının tokayla ilişkisi bir buçuk yıldır sürüyordu. Tanimura Bey, sizin hiç bir kimseyi çok sevmemeye karar verip bunun için çabaladığınız oldu mu? diye sormuştu bir gün bana. Yaz başıydı. Tokayla tanışalı bir yılı biraz geçmişti. Böyle bir deneyimim olmadığını söyledim. Benim de yoktu dedi. Ta ki şu son günlere değin. Birisini çok sevmemek için mi gayret ediyorsunuz? Aynen. Bugünlerde sevmemeye gayret ediyorum. Neden ki? Nedeni son derece basit aslında. Çok sevince duygularıma hakim olamıyorum. Bu da dayanılmaz acı veriyor. Kalbim bu yükü kaldıramayacak gibi oluyor ve elimden geldiğince sevmemeye çalışıyorum o kadını. Bunları söylerken gayet ciddi görünüyordu. Yüzünde gündüz gördüğüm şakacı ifadeden eser yoktu. Nasıl çabalıyorsunuz peki diye sordum. Yani çok sevmemek için. Türlü şeyler deniyorum. Bir kere olabildiğince negatif şeyler düşünüyorum. Onun eksik yanlarını, yani pek iyi olmayan yanlarını düşünebildiğim kadarıyla bulup çıkararak listesini yapıyorum. Bunları içimden sanki dua okur gibi defalarca tekrarlıyor, Böyle bir kadını haddinden çok sevmemem gerektiğini kendi kendime söylüyorum. Peki başarabildiniz mi? Hayır pek de başarmış sayılmam diye yanıtladı Tokay başını sallayıp. Onun negatif yanlarını düşünemedim pek. Bu bir. Ayrıca beni asıl çeken şeyin onun negatif yanları olduğu da bir gerçek. İkincisi yüreğime ne haddinden fazladır ne değildir. Bunun ayrımını da yapamadım. Bu ikisi arasına çizgi çekemiyorum. Böylesine yoğun ve hesapsız bir duyguyu ilk kez hissediyorum. Bugüne değin yaşadığı ilişkilerde böylesine derinden etkilendiği başka bir kadının olup olmadığını sordum. Bu ilk diye net bir yanıt verdi. Sonra anılarını hatırladı. Gerçi lisedeyken kısa bir süre buna benzer duygular hissetmiştim. Onu düşündüğümde yüreğim sızım sızım sızlıyor, başka hiçbir şey düşünemez oluyordum. Ama o zamanki tek taraflı çocukça bir şeydi. Şimdi hissettiklerim o zamankinden tamamıyla farklı. Artık bütünüyle bir yetişkinim. Bu kadınla gerçekten tensel bir ilişki yaşıyorum. Buna rağmen işte böyle karma karışık hissediyorum. Onu düşündükçe her şey sanki iç organlarımın çalışması bile tuhaflaşıyor. Özellikle de sindirim ve solunum sistemim. Tokay sindirim ve solunum sistemi organlarını kontrol etmeye çalışır gibi bir süre sessiz kaldı. Anlattıklarınıza bakılırsa onu çok sevmemeye çabalarken bir yandan da onu kaybetmekten korkuyor gibisiniz dedim. Evet aynen öyle. Bu elbette benim kendi ikilemim. Kendi içimde bölünmem. Ben düşündüğümün tam aksini arzuluyorum. Ne kadar uğraşsam da faydası yok. Elimden bir şey gelmiyor. Ne pahasına olursa olsun onu kaybetmeyi göze alamam. Eğer kaybedersem ben de kaybolup giderim gibi geliyor.'' Ama o evli ve bir de çocuğu var. Öyle. Peki o kadın ilişkiniz hakkında ne düşünüyor? Tokay başına eğip uygun sözcükleri aradı. Onun ilişkimizle ilgili ne düşündüğü hakkında sadece tahminde bulunabilirim. Ne var ki bu tahmin de içimdeki karmaşayı daha da arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Tek bildiğim eşinden boşanmak gibi bir düşüncesinin olmadığı. Bunu açıkça belirtti de. Bir çocuğu var ve yuvasını da yıkmak istemiyormuş. Ama sizinle de ilişkisini sürdürüyor. Şimdilik fırsat buldukça görüşüyoruz. Sonrasında neler yaşanır bilemiyorum. Kocasının ilişkimizi öğrenmesinden korkuyor. Her an benimle görüşmeyi kesebilir. Ya da gerçekten kocası durumu öğrenir ve artık görüşemeyebiliriz. Veya bir anda benden sıkılabilir. Yarın ne getirir hiç bilemiyorum. Böyle olmasından da çok korkuyorsunuz değil mi? Evet, bu olasılıklar aklıma geldikçe başka bir şey düşünemez oluyorum. Boğazımdan doğru düzgün lokma geçmiyor. Doktor Tokay'la evimin yakınındaki spor salonunda tanışmıştık. Her hafta sonu sabahları elinde sukaş raketiyle gelirdi. Bu arada benimle de birkaç kez maç yapmıştı. Nazik ve sportman biriydi. Kazanma hırsı olmadığından onunla oynamak keyifliydi. Ben ondan sadece birkaç ay büyüktüm. Aynı yıl doğmuştuk. Squash konusunda aynı derecede iyi sayılırdık. Topun peşinde koşup terliyor sonra da bir aynaya gidiyorduk. İyi aile terbiyesi görmüş, pahalı bir uzmanlık eğitimi almış, yaşamı boyunca hiç maddi zorluk çekmemiş insanlarda hep olduğu gibi Doktor Tokay da kendine odaklıydı. Buna rağmen daha önce de belirttiğim gibi keyifli, çok ilginç sohbetler edebilen bir arkadaştı yazı işiyle uğraştığımı bildiğinden sadece laflamıyor, azar azar kendini de açıyordu. Terapist ya da din adamlarının olduğu gibi yazı ile uğraşan insanlara da içini dökmenin doğal bir hak gibi bir şey olduğunu düşünüyor olmalıydı. Bu konuda yalnız sayılmazdı. O güne değin başkalarıyla da aynı durumu deneyimlemiştim. Ama zaten ben de oldum olası insanları dinlemekten hoşlanan biriydim. Özellikle de Doktor Tokay'ın itiraflarına kulak vermekten kendimi alamamıştım. Temelde açık yürekliydi. Kendini olduğu gibi, tarafsız bir şekilde görebiliyordu. İnsanların zayıf yanlarını görmesinden çekinmiyordu. Bu pek çok insanda olmayan bir özelliktir. Ondan daha güzel olan, daha hoş bir bedene, daha iyi uğraşlara sahip, daha zeki pek çok kadınla ilişki yaşamıştım. Ama bu kıyaslamanın bir anlamı yok. Nedeni onun benim için özel olması. Onun için birleşik bir varlık desem doğru olur mu acaba? Onun sahip olduğu tüm özellikler tek bir merkeze sıkıca bağlı. Belli bir özelliğini öne sürüp de bu özelliği diğerlerinin gerisinde kalır veya daha üstündedir gibi bir değerlendirme ya da analiz yapmam mümkün değil. Ve onun merkezinde olan şey beni güçlü bir şekilde kendine çekiyor. Çekim gücü mıknatıs gibi. Mantığımı aşan bir şey bu, dedi Tokay. Patates kızartması ve salatalık turşusunu meze yapmış büyük bardakta birer Black and tan içiyorduk. Şu şiiri biliyorsunuz değil mi? Sevdiğimle sevişip ayrıldıktan sonraki özlem duygusunun yerini dolduramıyor ki hiçbir hatıra, diye sordu Tokay. Gonçunagon atsutadanın, diye yanıtladım. Nasıl bu eski şiiri ezbere biliyordu, anlamamıştım. Aşık olduğun kadınla buluşup, bedenini onunla birleştirdikten sonra hoşça kal demenin ardından duyumsanan o yoğun kaybetme hissi. Bunaltı Düşününce bu hisler bin yıldan beridir hiç değişmemiş. Ve ben bunları bugüne kadar hissetmemiş biri olarak henüz yetişkin olamamış bir insan olmanın acısını duydum. Fark etmekte epey geç kalmışım. Böyle bir şey için çok geç ya da çok erken diye bir şey olmadığını söyledim ona. Hem geç kalınmış olsa bile hiç fark etmemekten çok daha iyi değil miydi? Ama bu tür duyguları gençken deneyimlemiş olsaydım daha iyi olurdu belki de, dedi Tokay. Öyle olsaydı bu tür durumlara karşı bağışıklık kazanmış olurdum. Bu durumun kolay bir çözümü yoktu ki. Hafif bir bulaşıcı hastalığa yakalandıkları halde o hastalığa karşı bağışıklık kazanamamış pek çok kişi tanıyordum. Ama bir şey demedim. Anlatması çok uzun sürerdi. Onunla birlikte olmaya başlayalı bir buçuk yıl oluyor. Kocası sık sık işi gereği yurt dışı seyahatlerine çıkıyor. O zaman biz de birlikte yemeğe çıkıyoruz. Sonra benim evime gelip yatağımı paylaşıyoruz. Benimle ilişkiye girmesinin nedeni eşinin onu aldattığını anlamış olması. Kocası ondan özür dileyip birlikte olduğu kadından ayrılmış ve bir daha onu aldatmayacağına söz vermiş. Ama onun öfkesi yatışmamış. Ruh sağlığını yeniden kazanmak için Benimle tensel ilişki kurmaya başladı. İntikam sözcüğü ağır kaçar ama kadınların hislerini dengelemeleri gerekir. Bu sık görülen bir şeydir. Bunun sık olan bir şey olup olmadığını bilmiyordum. Sessizce dinliyordum anlattıklarını. Onunla olmaktan hep keyif aldım. Mutluluk duydum. Keyifli sohbetler, sadece bize ait samimi sırlar, aceleye getirilmemiş şehvetli sevişmeler. İkimiz güzel zaman geçiriyorduk. O çok gülerdi mutlulukla gülerdi. Bu ilişkiye devam ettikçe zamanla onu daha çok sever oldum ve dönüşü olmayan bir yola girdim. Son zamanlarda da şu sorunun yanıtını çok düşünür oldum. Ben aslında neyim? En son söylediklerini duyamadığım ya da yanlış anladığım hissine kapılmıştım. Bir kez daha söylemesini istedim. Ben aslında neyim? Bugünlerde sıklıkla bunu düşünüyorum. Bu zor bir soru dedim. Öyle değil mi? Çok zor bir soru diye yineledi. Bir estetik cerrah olarak bugüne değin kendimi sorgulama gereği duymadan hep işimle uğraştım. Tıp fakültesinin estetik cerrahi bölümünden mezun oldum. Önce babama asistanlık yaptım. O gözleri bozulup emekliye ayrılınca kliniğin işletmesini devraldım. Kendimi övmek gibi olmasın ama ben iyi bir cerrahım. Bu estetik cerrahi mesleği pırıltılı bir iştir. Reklamları şatafatlıdır ama aslında gelişi güzel şeylerin yapıldığına da sık rastlanır. Gerçi ben işimi hep doğru dürüst yaptım. Müşterilerle bir kez bile ciddi bir sorun yaşamışlığım yok. Açıkçası bir profesyonel olarak kendimle övünürüm. Özel yaşamımdan da hoşnutum. Çok arkadaşım var, sağlığım da şimdilik yerinde. Yaşamdan kendimce bir haz alıyorum. Ancak son günlerde ben aslında neyim diye çok düşünüyorum. Hem de çok ciddi biçimde. Benden kariyerimi, estetik cerrahi yeteneğimi alsalar, bu yaşadığım rahatlığı yitirsem ve birden yeryüzüne çıplak bir insan olarak koysalar beni, bu ben acaba nasıl biri olur diye. Tokay doğrudan yüzüme bakıyordu. Benden bir tepki bekler gibi. Neden birden bunları düşünmeye başladınız ki? Kısa süre önce Nazilerin toplama kampları ile ilgili bir kitap okudum. Sonrasında da bunları düşünmeye başladım. Kitapta savaş sırasında Auschwitz'e gönderilen bir dahiliye doktorundan da söz ediliyordu. Berlin'de özel bir muayenehane işleten Yahudi asıllı bu doktor bir gün ailesiyle birlikte tutuklanıp toplama kampına gönderilir. O güne dek ailesi tarafından sevilen, toplumda saygı gören, hastalarının güvendiği biriymiş. Büyük, lüks bir evde bolluk içinde yaşıyormuş. Dört köpeği varmış. Hafta sonları amatör viyolonist olarak arkadaşlarıyla birlikte Schubert ve Mendelssohn'un oda müziklerini çalarmış. Vurgulamak istediğim, onun sakin ve varlıklı bir yaşam sürdürdüğü. Ancak birden her şey altüst olur ve yeryüzü cehennemi gibi bir yere tıkılır. Orada artık varlıklı bir Berlinli değildir. Saygı duyulan bir doktor olmak bir yana, neredeyse insandan bile sayılmaz. Ailesinden de ayırırlar. Vahşi bir köpek muamelesi görür. Kendisine yeterli yiyecek verilmez. Kamp müdürü onun ünlü bir doktor olduğunu bildiğinden belki biraz iş görür düşüncesiyle gaz odasına gönderilmekten kurtulmuştur. Ama bir sonraki günün ne getireceğini kestiremez. Gardiyanın keyfine göre sopayla dövülerek öldürülmesi işten değildir. Ailesinin geri kalanı ise çoktan öldürülmüştür. Bir süre sustu. Bir anda aklıma şunlar geldi. Bu doktorun başına gelen o korkunç şeyler, yer ve zaman değilse, benim de yazgım olabilirdi. Eğer ben herhangi bir nedenle, bu nasıl bir nedendir bilemiyorum ama mevcut yaşamımdan aniden çekilip alınsam, varlığım sadece bir rakama indirgense, acaba ne olurdum? Kitabı kapatıp bu düşüncelere daldım. Bir estetik cerrah olarak hüner ve güvenilirliğim bir yana bırakılırsa, benim hiçbir değerim, tek bir özel becerim bile yok. 52 yaşında bir adamım sadece. Önemli bir sağlık sorunum yok. Ama fiziksel gücüm gençliğime göre azaldı doğal olarak. Fiziksel güç gerektiren zorlu bir işe uzun süre katlanamayabilirdim. Bana özgü yanlarımdan söz etmem gerekirse, lezzetli pina seçebiliyor, birkaç lokanta, sushi restoranı ve barda sürekli müşteri olarak tanınıyor, kadınlara hediye etmek için şık takılar seçebiliyordum. Az da olsa piyano çalabiliyordum basit notalı parçaları ilk bakışta çalabilirdim. Hepsi bu kadar. Ama Auschwitz'e gönderilsem bu özelliklerin bana bir fayda sağlamazdı. Aynı kanıdaydım. Pinot Noir bilgisi, amatör piyano resitali, güzel konuşma sanatı öyle bir yerde bir işe yaramazdı. Tanimura Bey, söyler misiniz? Sizin de böyle düşünceleriniz oluyor mu? Eğer yazı yazma yeteneğiniz sizden alınsa, acaba siz nasıl biri olurdunuz? Ona şöyle açıkladım. Benim başlangıç noktam basit bir insan olmak. Yaşama sıfırdan başladım ben. Şansım yaver gidince büyük sıkıntılar yaşamadım. Yazmaya başlamam ise tamamen tesadüfen gelişti. Bu arada talih yüzüme güldü ve yazı işleriyle geçinir hale geldim. Bu yüzden de aslında benim ne bir değerim var ne de özel bir becerim. Ben sadece basit bir insanım ve bunu algılamak için Auschwitz toplama kampına konulduğumu hayal etmeme gerek yok. Tokay dinledi dediklerimi. Ciddi bir şekilde düşüncelere daldı. Belli ki söylediğim gibi bir yaşam şeklinin olabileceği onun aklına hiç gelmemişti. Anladım dedi. Seninkisi gibi bir yaşam daha rahat olmalı. Basit bir insan olarak yaşama sıfırdan başlamak buna pek rahat bir şey denemez diye belirttim çekinerek. Elbette dedi. Tam da sizin dediğiniz gibi. Hiçbir şeye sahip olmadığınız bir noktadan yaşama başlamak çok zor olsa gerek. Ben bu anlamda çok talihli olduğumu düşünüyorum. Öte yandan, belirli bir yaşa gelip de artık kendinize özgü bir yaşam tarzına sahip olunca, toplumsal statünüz de yerine oturduktan sonra kendi değerinize dair derin bir kuşku beslemek de başka bir anlamda güç bir şeydir. O güne değin sürdürdüğünüz yaşamın hiçbir anlam taşımadığını, boşa harcandığını düşünmeye başlarsınız. Genç olsam hala değişebilirim diye ümitlenebilirim. Ama benim yaşımda olunca geçmişin tüm ağırlığı üzerinize çöker. Öyle kolayca yenileyemez insan kendini. Nazilerin toplama kampları üzerine o kitabı okuyunca mı böyle ciddi ciddi şeyler düşünmeye başladınız diye sordum. Evet, kitapta yazanlar beni tuhaf bir şekilde etkiledi. Dahası sözünü ettiğim o kadınla ilişkimizin gidişatı da belirsiz. Bir süre orta yaş krizine benzer sıkıntılı bir durum yaşadım. Ben aslında neyim? Uzun bir süre sadece bunu düşünüp durdum. Ancak ne kadar düşünürsem düşüneyim çıkış kapısına benzer bir şey bulamadım. Tek yaptığım aynı yerde dolanıp durmaktı. Ne yaparsam yapayım bugüne dek keyif aldığım pek çok şey artık ilginç gelmiyor. Spor yapayım diye düşünmediğim gibi yeni kıyafet alma isteği de duymuyorum. Piyanonun kapağını açmaya dahi eriniyorum. İştahım tamamen kapandı. Bir an dursam aklıma sadece o geliyor. Klinikte karşımda hastalarım varken onu düşünmekten alamıyorum kendimi. Farkında olmadan ağzımdan onun adı çıkıverecek gibi oluyor. Onunla ne sıklıkta görüşüyorsunuz? Duruma göre değişiyor. Kocasının programına bağlı. Beni üzen şeylerden biri de bu. Kocası uzun yurtdışı seyahatlerindeyken sıkça görüşüyoruz. Biz birlikteyken çocuğunu ya ailesinin yanına bırakıyor ya da ona bir bebek bakıcısı tutuyor. Ama eşi Japonya'dayken haftalarca görüşemiyoruz. Böylesi dönemlerde çok zor katlanıyorum. Onunla ayrılıp bir daha görüşemeyeceğimizi düşündükçe basma kalıp ifademi hoşgörün, içim lime lime oluyor sanki. Onun anlattıklarına kulak veriyordum sadece. Sözcük seçimleri sıradandı ama basma kalıp sözler olarak gelmiyordu kulağa. Aksine sahiciydi. Derin bir iç çekti. Görüştüğüm pek çok kadın vardı. En çok olduğu zamanlarda dört ya da beş kişiyle görüştüğüm bile oldu. Biriyle görüşemezsem bir diğeriyle görüşüyordum. Böylece rahat rahat yaşayıp gidiyordum. Ama ona gönlümü kaptırdığımdan beri garip bir şekilde diğer kadınlara ilgimi yitirdim. Başka bir kadınla görüşsem bile onun görüntüsü kafamın içinde oluyor hep. Tam bir ölümcül hastalık gibi. Ölümcül hastalık diye düşündüm. Tokay'ın telefon ederek ambulans çağırdığı bir sahne canlandı gözümde. Alo, hemen ambulans gönderin lütfen. Bu çok acil bir durum. Ölümcül bir hastalık söz konusu. Zor nefes alıyor. Kalbi her an parçalara ayrılacak gibi. Anlatmaya devam etti. Büyük bir sorunum var. Onu tanıdıkça daha çok seviyorum. Bir buçuk yıldan beri görüşüyoruz. Bir buçuk yıl öncesine göre şimdi ona daha da tutkunum. Onun yüreğiyle benim yüreğim sanki bir bağla birbirine sımsıkı bağlanmış gibi hissediyorum. Onun kalbi atınca benimkini de hareket ettiriyor sanki. Birbirine bağlı iki tekne gibi. Halatı kesmek istesem de onu kesebilecek bir bıçak yok hiçbir yerde. Bu şimdiye kadar hiç hissetmediğim bir duygu. Bu yüzden de endişeliyim. Duygularım böyle derinleşmeye devam ederse ne hale gelirim acaba? Anladım dedim. Ancak görünen o ki Tokay benden çok daha esaslı bir yanıt bekliyordu. Tanimura Bey, söyler misiniz lütfen? Ben ne yapmalıyım? Ne yapsa iyi gelirdi acaba? Somut bir çare bilmiyorum. Ama söylediklerinizden anladığım kadarıyla siz şimdi içten ve kendince mantıklı şeyler hissediyorsunuz. Aşk aslında böyle bir şeydir. Yüreğinize söz geçiremezsiniz. Mantığını yitirmiş bir güç tarafından savrulup durduğunuzu hissedersiniz. Diğer bir deyişle, sizin yaşadığınız bu deneyim çok da mantıksız, alışılmadık bir şey değil. Bir kadına fena halde aşık olmuşsunuz, hepsi bu. Aşık olduğunuz kişiyi kaybetmek istemediğinizi hissediyorsunuz. Hep onunla birlikte olmak istiyorsunuz. Eğer bir daha görüşemeseniz bu dünyanın sonu olur gibi geliyor size. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Tuhaf olmadığı gibi biricik de değildir. Yaşamın son derece normal bir sahnesidir. Doktor Tokay kollarını kavuşturdu, söylediklerimi düşündü bir süre. Yine söylediklerimi hazmedemiyor gibiydi. Belki de yaşamın son derece normal bir sahnesi dediğim şeyi bir kavram olarak anlamakta güçlük çekiyordu ve yaşadığında aşık olmak durumundan farklı bir şey vardı ona göre. Biralarımız bitmiş, eve gitme zamanı gelmişti. Son olarak itirafta bulunur gibi konuştu. Tanimura Bey, benim bugünlerde en çok korktuğum ve aklımı da en çok karıştıran şey, içimde öfkeye benzer bir şey hissediyor olmam. Öfke mi? diye sordum. Biraz şaşırmıştım. Tokay gibi birine bu duyguyu hiç yakıştıramamıştım çünkü. Nedir sizi öfkelendiren? Tokay başını sağa sola salladı. Ben de bilmiyorum ki. Ona karşı bir öfke olmadığı kesin ama onunla görüşmediğim, görüşemediğim zaman içimde bu öfkenin kabardığını hissediyorum. Neye karşı bu öfke hiç anlamıyorum. Tek bildiğim daha önce hiç hissetmediğim kadar şiddetli olduğu. Odada elime ne geçerse pencereden dışarı fırlatasım geliyor sandalye, televizyon, kitap, tabak, çerçeveler elimene geçerse. Aşağıdan geçen birinin kafasına çarpıp onu öldürse bile umrumda değil. Bu aptalca bir şey belki ama öyle anlarda gerçekten böyle hissediyorum. Şimdilik kendimi kontrol edebiliyorum. Ama öfkemi dizginleyemeyeceğim bir gün gelir de birisine zarar veririm diye de korkuyorum. Başkasına zarar vermektense kendime zarar vermeyi yeğlerim. Bunun üzerine ona ne dediğimi pek iyi hatırlamıyorum. Sanırım alınganlar neden olmayacak şekilde teselli edici sözler çıkmıştı ağzımdan. Onun sözünü ettiği öfke ne anlama geliyordu, neyi işaret ediyordu o zaman anlayamamıştım. Daha özenli şeyler söylemeliydim belki de. Ama o gün ağzımdan özenli cümleler çıkmış olsaydı bile bu onun kaderini değiştirmeyecekti bence. Hesabı ödeyip bardan çıktık. O raket çantasını kucaklayıp taksiye bindi. Arabanın içinden bana el salladı. Bu benim Doktor Takoy'a son görüşümdü. Yaz sıcağının hala hissedildiği Eylül ayının son günlerinden biriydi. Hafta sonları yine spor salonuna gidiyordum ama artık Tokay gelmez olmuştu. Salondakiler de ondan haber alamadıklarını söylüyorlardı. Aslında spor salonlarında bu tür durumlar nadir değildir. Düzenli devam eden biri bir gün gelir aniden gelmeyi bırakıverir. Spor salonu iş yeri değildir ki gelmek ya da gelmemek kişinin özgür seçimidir. Bu yüzden ben de pek umursamamıştım. Böylece iki ay geçti. Kasım ayının sonunda Cuma günü öğleden sonra Tokay'ın sekreterinden bir telefon geldi. Adının Goto olduğunu söyledi. Kalın bir ses tonuyla akıcı bir şekilde konuşuyordu. Bana Bir White'ın müziğini çağrıştıran sesi Gece yarısı FM kanalındaki radyo programında sıkça çalan türden bir müzik gibiydi. Telefonda bu haberi veriyor olmak çok acı ama Tokay Bey geçen hafta Perşembe günü vefat etti. Bedeni bu pazartesi günü yalnızca akrabalarının katıldığı bir törenle özel bir krematoryumda yakıldı. Vefat mı etti? dedim şaşırmış halde. Daha iki ay önce görüştüğümüzde sağlıklı görünüyordu. Birdenbire ne oldu ki? Telefonun diğer ucundaki Goto bir süre sustu. Sonra Tokay Bey size iletmem için bir şey bıraktı dedi. Sizi zor durumda bırakmayacaksam eğer görüşebilir miyiz acaba? O zaman detaylı konuşabiliriz. Ne zaman nereye derseniz ben gelirim. Birazdan görüşsek nasıl olur diye sordum. Olur diye yanıtladı Goto. Ayama Caddesi'nin bir arkasındaki caddede bulunan kafeteryayı önerdim. Saat 6'da. Orada sakince, rahatsız edilmeden konuşabilirdik. Goto bilmiyordu orayı ama kolayca bulabileceğini söyledi. 6'ya 5 kala buluşacağımız kafeteryaya vardığımda onun gelmiş olduğunu görüp yanına gittim. Hemen ayağa kalktı. Telefondaki kalın ses onun yapılı bir vücudu olduğunu düşündürmüştü ancak karşımdaki uzun boylu zayıf bir erkekti. Tokay'ın dediği gibi oldukça yakışıklıydı. Kahverengi bir takım elbisenin içine beyaz gömlek giymiş, koyu hardal renkli bir kravat takmıştı. Uyumlu bir giyim tarzı vardı. Uzunca saçlarını güzelce taramıştı. Kakülleri alnına düşüyordu. Otuzlu yaşlarının ortalarında olmalıydı. Tokay'dan duymamış olsam onun gay olduğuna inanmazdım. Son derece sıradan, iyi görünümlü bir gençti. Gür bir sakalı vardı. Ben geldiğimde duble espresso içiyordu. Kısaca hal hatır sorduktan sonra ben de duble espresso sipariş ettim. Çok ani oldu ölümü, değil mi diye sordum. Genç adam yüzüne kuvvetli bir güneş ışığı vurmuş gibi gözlerini kıstı. Evet, öyle oldu. Ani bir ölüm oldu. Çok şaşırtıcıydı. Bununla birlikte çok uzun süren, acı veren bir ölümdü de. Bir şey demeden açıklama bekledim. Ama o bir süre, sanırım siparişin masaya getirilinceye kadar doktorun ölümü hakkındaki detayları konuşmak istemiyor gibiydi. Doktor Tokay'a çok saygı duyardım deyip konuyu değiştirdi genç adam. Doktor olarak da, insan olarak da gerçekten harika biriydi. Bana çok şey öğretti. Yaklaşık 10 yıldır klinikte çalışıyorum. Eğer onunla karşılaşmasaydım, ben şimdiki ben olamazdım. Doğru dürüst bir insandı o. Hep güler yüzlü, mütevazıydı. İnsan ayırmaz, herkesle ilgilenirdi. Herkes tarafından da sevilen biriydi. Birisi hakkında kötü konuştuğunu bir kez olsun işitmedim. Ben de onun kimseyi kötülediğini duymamıştım. Tokay Bey sizden çok söz ederdi dedim. Eğer siz olmasaymışsınız, kliniği düzgün idare etmeyi başaramayacağını, özel yaşamının da berbat olacağını söylerdi. Bunu duyunca Goto'nun dudaklarında buruk bir gülümseme belirdi. Hayır, ben öyle önemli biri değilim. Geri plandaki biri olarak elimden geldiğince Doktor Toka'ya yardımcı olmaya çalıştım sadece. Bunun için de var gücümle gayret ettim. Bu beni mutlu ediyordu. Kadın garson espressoyu masaya bırakıp döndü. Goto nihayet doktorun ölümü hakkında konuşmaya başladı. İlk fark ettiğim doktorun öğle yemeği yemeği kesmesiydi. Oysa öğle yemeklerini basit bir yemek de olsa aksatmadan yerdi. İşi ne kadar yoğun olursa da yemek konusunda muntazam biriydi. Ama artık öğlenleri hiçbir şey yemez olmuştu. Bir şeyler yemelisiniz diye uyarsam da dert etme, iştahım yok diyerek reddediyordu. Ekim başıydı. Bu değişimden endişe duymaya başlamıştım. Çünkü doktor günlük alışkanlıklarını aksatmaktan hoşlanmayan biriydi. Günlük rutinini her şeyden çok önemserdi. Öğle yemeklerini kesmekle kalmadı, spor salonuna da gitmez oldu. Haftada üç kez yüzmeye gider, squash oynar, vücut geliştirme egzersizleri yaparken bunlara karşı tüm ilgisini birden yitirdi. Artık görünüşüne de önem vermiyordu. Temizliğe önem veren, şık giyinen biriyken giydiklerine hiç özen göstermez olmuştu. Çok düşünceli görünüyordu. Gitgide suskunlaştı ve artık hiç konuşmaz oldu. Son derece dalgın birine dönüştü. Ona söylediklerimi duymuyor gibiydi. Mesai sonrasında görüştüğü kadınlarla da irtibatı kesmişti. Onun programını sen hazırladığın için bu değişimleri hemen fark ettin değil mi? Dediğiniz gibi, özellikle kadınlarla buluşmaları doktor için önemli günlük olaylardandı. Deyim yerindeyse yaşam enerjisinin kaynağıydı. Bir anda bu enerjinin sıfırlanması, nasıl düşünürsem düşüneyim normal bir şey değildi. 52 yaşındaydı, henüz çok yaşlı değildi. Doktor Tokay'ın kadınlarla çok aktif bir yaşam sürdürmüş olduğunu sanırım siz de biliyorsunuz. Yaşam tarzını gizleme gereği duyan biri değildi zaten. Bu tarzıyla övündüğünü değil, dürüst biri olduğunu düşünüyorum. Genç Goto başıyla onayladı. Evet, o anlamda dürüst bir insandı. Benimle de pek çok şeyi paylaşırdı. Bu yüzden ondaki bu ani değişime çok şaşırdım. Artık bana bir şey anlatmaz olmuştu. Ne olursa olsun artık her şeyi sır gibi kendine saklıyordu. Elbette ona sormadan edemiyordum. Kötü bir şey mi oldu? Endişelendiğiniz bir şey mi var diye. Ama o başını sağa sola sallamakla yetiniyor, yüreğini ere kadar açmıyordu bana. Ağzından tek söz çıkmaz olmuştu. Gözümün önünde eriyip gidiyordu. Yeterince yemediği gün gibi ortadaydı. Ne var ki, elbette onun özel yaşamına karışamıyordum. O iyi huylu biriydi ama kimseyi özel yaşam alanına öyle kolayca kabul etmezdi. Uzun zaman özel sekreteri gibi çalışmıştım ama evine sadece bir kez gitmişliğim vardı. Evine rahatça girip çıkabilenler sanırım yakın ilişki kurduğu kadınlardı. Ancak uzaktan uzağa endişeleniyordum onun için. Goto bunları söyledikten sonra yine iç çekti. Yakın ilişki kurduğu kadınlar konusunda sanki bir tür boyun eğme duygusunu ifade eder gibi. Her gün göz göre göre eriyip gidiyordu yani diye sordum. Evet öyle. Gözleri içine çökmüş, yüzü kağıt gibi solmuştu. Yürürken yalpalıyordu. Eli eşler tutamaz hale gelmişti. Artık ameliyatlara da giremiyordu. Becerikli bir asistan doktor vardı neyse ki. Bir süreliğine onun yerine ameliyatlara o girdi. Ama bu böyle sürüp gidemezdi. Durmadan birilerine telefon edip randevuları iptal ediyordum klinik çalışamayacak duruma gelmek üzereydi. Artık kliniğe de gelmez olmuştu. Ekim ayı sonuydu. Evine telefon ediyordum, açan olmuyordu. Ondan iki gün boyunca haber alamadım. Bende evinin yedek anahtarı vardı. Üçüncü günün sabahında bu anahtarı kullanıp evine girdim. Bunu yapmamam gerekirdi ama endişeden yerimde duramaz olmuştum. Kapıyı açınca içeriden kötü bir koku geldiğini fark ettim. Yere bir sürü şey saçılmıştı. Kıyafetlerini çıkarıp etrafı fırlatmıştı. Takım elbiseden iç çamaşırlarına kadar her şey ortalık yerdeydi. Etraf sanki aylardır düzenlenmemiş gibi görünüyordu. Pencereler sımsıkı kapalıydı. İçerisi havasız kalmıştı. O ise yatakta öylece sessiz bir şekilde yatmaktaydı. O sahne yeniden gözünde canlanmıştı sanki. Gözlerini kapattı, başını eğdi. İlk bakışta onun öldüğünü sandım. Yüreğim duracak gibi oldu. Yaşıyordu. Zayıf, solgun yüzünü bana doğru çevirmiş bakıyordu. Gözlerini kırpıyordu ara sıra. Çok sessizce nefes alıp veriyordu. Boynuna kadar çektiği battaniyenin altında kımıltısız yatıyordu. Ona seslendiysem de tepki vermedi. Kurumuş dudakları sanki birbirine dikilmiş gibi sımsıkı kapalıydı. Sakalı epey uzamıştı. Önce pencereyi açıp içeriye havalandırdım. Acil harekete geçilmesini gerektiren bir durum olmadığı gibi Gördüğüm kadarıyla acı da çekmiyordu. Öncelikle evi derleyip toparlamaya karar verdim. Etraf o kadar kötü durumdaydı ki. Ortalığa dağılmış giysileri toplayıp çamaşır makinesinde yıkanabilenleri yıkadım. Kuru temizlemeciye verilmesi gerekenleri bir torbaya doldurdum. İçinde beklemiş suyu boşaltıp küveti temizledim. Küvetteki kirli su izinden suyun uzun zamandır içinde beklediği anlaşılıyordu. Titiz doktor için bu kabul edilemez bir şeydi. Demek ki düzenli gelen temizlikçinin işine son vermişti. Evdeki eşyaların üzerinde bir karış toz vardı. Mutfak lavabosunda ise kirli tek bir şey yoktu. İçi de tertemizdi. Diğer bir deyişle uzun zamandır pek uğramamıştı mutfağa. Birkaç maden suyu şişesi boş bir halde yere devrilmiş duruyordu. Ama bir şey yediğine dair bir iz yoktu. Buzdolabının kapağını açınca tarif edilemez kötü bir koku yayıldı mutfağa buzdolabının içindekiler çürümüştü. Tofu, sebzeler, meyveler, süt, sandviç, domuz eti hepsi bozulmuştu. Onları büyük bir çöp torbasına koydum. Apartmanın bodrumundaki çöp kutusuna taşıdım. Genç adam boş espresso fincanını eline alıp bir süre evirip çevirerek baktı. Sonra başını kaldırıp anlatmaya devam etti. Evi eski haline getirmem 3 saatten fazla sürdü. O arada pencereleri açık bırakmıştım. Nahoş kokular hemen hemen kaybolmuştu. Doktor hiç konuşmuyordu. Ben evin içinde dolaşırken beni gözleriyle takip ediyordu sadece. Zayıflayıp incelmiş yüzünde gözleri her zamankinden daha büyük ve parlak görünüyordu. Ama o gözlerde duygudan eser yoktu. Bana bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Nasıl anlatsam? Hani hareket eden cisimlere odaklanmaya ayarlanmış otomatik kameralar vardır ya. İşte onun mercekleri gibiydi gözleri. Sadece bir cismi takip ediyordu. O cisim ben miydim? Orada ne yapıyordum? Bunların ayrımında değildi. Son derece kederli bakan gözlerdi bunlar. İnsanın ömrü boyunca unutamayacağı kadar kederli. Sonra elektrikli tıraş makinesiyle sakallarını kestim. Islak bir havluyla yüzünü sildim. O hiç tepki vermedi. Ne yaptıysam öylece durdu. Sonra aile hekimini aradım. Durumu anlatınca çar çabuk geldi. Onu muayene edip basit tetkikler yaptı. Bu esnada Doktor Tokay tek söz etmedi. Sadece o ifadesiz boş gözlerle bizi izlemekle yetindi. Nasıl doğru ifade edeceğimden emin değilim. Ama böyle söylemek uygun olmasa da söylemeden edemeyeceğim. Doktor artık yaşıyormuş gibi görünmüyordu. Aslında hiçbir şey yemeden bir mumyaya dönüşerek yer altına gömülmüş biri olması gerekirken, dünyevi isteklerinden arınamadığı için mumyaya dönüşememiş, Toprak üzerinde sürünen bir insan haline gelmiş gibiydi. Bunun rezil bir benzetme olduğunun farkındayım. Ama o sırada hissettiğim şey tam da buydu. Ruhu bedenini çoktan terk etmiş ve geri gelecek gibi de görünmüyordu. Ancak iç organları ondan bağımsız olarak çalışıyordu. Böyle tuhaf bir şeydi işte. Genç adam birkaç kez başını yukarı aşağı salladı. Özür dilerim, çok zamanınızı aldım. Daha fazla uzatmadan kısaca anlatayım. Doktor Tokay anoreksiya gibi bir rahatsızlığa yakalanmıştı. Ağzına tek lokma almıyor, sadece su içerek yaşıyordu. Hayır, tam olarak anoreksiya da de değildi bu. Bildiğiniz gibi anoreksiyaya kapılanların tamamına yakını genç kızlardır. Güzellik uğruna zayıflama gayesiyle pek yemezler. Ancak zamanla artık neredeyse hiçbir şey yiyemez hale gelirler. Uç bir örnek, çünkü sıfır beden olmak gibi bir takıntıları vardır. Bu yüzden orta yaşlı birisinin anoreksiye yakalanması olası değildir pek. Ancak Doktor Tokay'ın durumunda görünen aynen buydu. Kuşkusuz o güzellik uğruna bunu yapıyor değildi. Onunkisi bence tam sözcüğü sözcüğüne boğazından tek lokma geçememesiydi. Aşk hastalığından mı diye sordum. Sanırım ona yakın bir şey dedi genç Goto. Ya da kendini sıfırlama arzusu. Doktor kendini yok etmek istemiş olabilir. Öyle olmasa normal bir insanın açlıktan kıvranma acısına katlanması mümkün değildir. Bedeninin sıfırlanmaya doğru ilerlemesinin sevinci bu acıya üstün gelmiş olmalı. Muhtemelen anoreksiya'ya yakalanan genç kızların vücut ağırlıkları azalırken hissettikleri sevinç gibi. Tokay'ın yatağında uzanmış, sırıl sıklan bir aşık olarak adeta bir mumya gibi zayıflayıp inceldiğini hayal etmeye çalıştım. Ne var ki Neşeli, sağlıklı bir gurme ve şık giyimli bir adamdan başka bir şey canlanmadı gözümde. Kendisine vitamin iğnesi yapıldı, hemşire gelip serum taktı. Ancak vitamin iğnesinin bir yararı olmadığı gibi serumdan kurtulmak istese onu da istediği an söküp çıkarabilirdi. Ben sürekli başucunda bekleyemezdim ki. Zorla bir şey yedirmeye kalkıştığımızda hemen kusuyordu. Hastaneye yatıramıyorduk. Kendi rızası olmadan zorla götüremezdik. Bu noktada Doktor Tokay yaşama isteğini yitirmiş, kendini sıfıra yaklaştırmaya kararlıydı. Ne yaparsak yapalım, ne kadar vitamin iğnesi vurursak vuralım, bu süreci durdurmak mümkün değildi artık. Açlığın onun bedenini açgözlü bir şekilde yiyip bitirmesini ellerimizi kavuşturup izlemekten başka bir şey yapamıyorduk. Yürek sızlatan günlerdi. Bir şey yapmamız gerekiyordu ama aslında hiçbir şey yapamıyorduk. Ama en azından o günlerde onun yüzünde acı ifadesi görmemiştim. Her gün onun evine gidiyor, posta kutusunu kontrol ediyor, evi süpürüyor, yatakta yanına oturup onunla konuşuyordum. İş konusunda bilgi veriyor, havadan sudan söz ediyordum. Ne var ki onun ağzından tek bir sözcük bile çıkmıyordu. Tepki denebilecek bir hareket dahi yapmıyordu. Bilincinin yerinde olup olmadığı bile anlaşılmıyordu. Kımıldamadan duruyor, İfadesiz koca gözlerini yüzüme dikip bakıyordu sadece. Gözleri çok tuhaf bir şekilde saydamdı. Sanki dikkatli baksan arkasını görecekmişsin gibi. Kadınlarla ilgili kötü bir şey mi yaşadı diye sordum. Evli ve çocuklu bir kadınla çok yakın bir ilişki yaşadığını anlatmıştı da. Evet tahmin ettiğiniz gibi bir süredir o kadınla gerçekten yakın bir ilişki yaşamaktaydı. Durum günlük hafif bir eğlence olmaktan çıkmıştı. O kadınla arasında ciddi bir şeyler oldu. Bu yüzden doktor yaşama isteğini kaybetti. O kadının evine telefon ettim. Ama telefona kendisi değil kocası çıktı. Klinikteki randevusu için eşinizi aramıştım. Görüşebilir miyim dedim. O artık bu evde yaşamıyor dedi kocası. Ona nasıl ulaşabilirim, telefon numarası var mı diye sordum bu kez. Soğuk bir tonda bilmiyorum dedi ve telefonu kapattı. Bir süre sustuktan sonra konuşmaya devam etti. Uzatmayayım. Sonunda o kadının nerede oturduğunu araştırıp buldum. Kocasını ve çocuğunu terk etmiş, evden ayrılmıştı. Başka bir adamla yaşıyordu. Bir süre nutkum tutulmuş gibi kala kaldım. Başta anlattıklarının mantığını tam kavrayamadım. Sonra yani kocasını da Tokay Bey'i de her ikisini de yoksaydı, öyle mi dedim. Basitçe öyle denebilir dedi genç adam yutkunarak. Kaşları çatıldı. Üçüncü bir erkekle ilişki yaşıyormuş Mer. Ayrıntıları bilmiyorum ama kendisinden genç biriymiş. Bu benim kişisel görüşüm ama pek de sağlam ayakkabı değildi adam. O adam için evden kaçmış. Doktor Tokay deyim yerindeyse bir basamaktan başka bir şey olmamıştı onun için. Hoyratça kullanılmıştı. Doktorun o kadına oldukça yüklü miktarlarda paralar aktardığının kayıtları çıktı ortaya. Banka hesaplarında, kredi kartı eksirelerinde büyük miktarda para hareketleri vardı. Muhtemelen pahalı hediyeler almak için kullanmıştı bu paraları ya da borç olarak vermişti. Paranın nasıl kullanıldığına dair çok açık kanıtlar yoktu. Fazla detay bulunamadı ama çok kısa bir süre içinde ciddi tutarlarda paralar çekilmişti. "Derin bir iç çektim. Çok aşıktı demek ki." Genç adam başıyla onayladı. "Eğer o kadın kocam ve çocuğumu bırakamam, seninle ilişkimizi burada tamamen bitirelim" diyerek onu terk etmiş olsaydı buna dayanabilirdi sanırım. Ona gerçekten aşık olduğundan elbette hayal kırıklığına uğrardı ama kendini ölmeye bırakmazdı. Onunla ayrılmasında mantıklı bir neden olsaydı, ne kadar derinlere, ne kadar dibe batsa da bir gün yine yukarı çıkabilirdi. Ancak üçüncü bir erkeğin ortaya çıkışı ve kendisinin kurnazca kullanıldığı gerçeği ona çok ağır bir darbe vurmuş olmalı. Hiç konuşmadan onu dinliyordum. Öldüğünde 30-35 kiloya kadar düşmüştü. Normalde 70 kilodan fazlayken vücut ağırlığının yarısının altına düşmüştü. Dalgaların çarpa çarpa aşındırdığı bir kayalık gibi iskeleti ortaya çıkmıştı. Karşınıza çıksa başınızı başka yöne çevirmek isteyeceğiniz bir görüntüsü vardı. Bana eski filmlerde gördüğüm Nazi kamplarından yeni kurtulmuş Yahudi mahkumların bir deri bir kemik görüntülerini çağrıştırmıştı. Toplama kampı. Öyle ya. Yerinde bir tespitti bu. Ben aslında neyim? Bugünlerde sıklıkla bunu düşünüyorum. Tıbbi açıdan ölüm nedeni kalp yetmezliği. Kalbi kan pompalayamayacak kadar güçten düşmüş. Ama bana sorarsanız onun ölümüne aşkı sebep oldu. Sözcüğü sözcüğüne aşk hastalığı. O kadına defalarca telefon ettim. Durumu anlatıp ricalarda bulundum. Neredeyse dizlerine kapanıp yalvaracaktım. Tek bir sefer de olsa, kısacık bir süreliğine de olsa, Tokay Bey ile görüşün ne olur o bu şekilde daha fazla yaşayamaz dedim. Ama o gelmedi. Gelseydi doktor ölmeyecekti diye düşündüğümden değil. Çünkü o çoktan göze almıştı ölümü. Ama belki de başka bir duyguyla ölürdü. Aksi de olabilirdi. O kadın gelmiş olsaydı doktorun kafası daha da karışacaktı belki. Bu ona daha fazla acı çektirecekti. Ne olurdu kestiremiyorum. Dürüstçe söylemek gerekirse bu durumla ilgili birçok şey bana anlaşılır gelmiyor. Anladığım tek bir şey var. Büyük bir aşk yaşayıp boğazından tek lokma geçmediği için canından olan bir insanın aslında bu dünyada daha önce hiç var olmadığı. Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Ona hak verdim. Gerçekten de böyle bir şeyi ben de hiç duymamıştım. Bu anlamda Tokay Bey kesinlikle özel biriydi. Bunları söylediğimde genç Goto iki eliyle yüzünü kapatıp sessizce ağladı. Onu gerçekten çok seviyor olmalıydı. Teselli etmek için yapabileceğim bir şey yoktu. Ağlaması bitince pantolon cebinden çıkardığı temiz, beyaz bir mendille gözyaşlarını kuruladı. Özür dilerim, saçmaladım. Biri için ağlamak, saçmalamak demek değildir, dedim. Özellikle de yitirdiğiniz önemli biri ise. Genç Goto bana teşekkür etti. Bunu söylemeniz beni rahatlattı, dedi. Masanın altından bir sukaş raket çantası çıkarıp bana uzattı. Kutunun içinde yeni, Black Knight marka birinci sınıf bir raket vardı. Bu Tokay Bey'den. Posta yoluyla sipariş etmişti. Ama raket ulaştığında o artık sukaş oynama isteğini çoktan kaybetmişti. Tanimura Bey'e ver diye bana emanet etti. Son zamanlarına doğru bilinci kısa bir süreliğine yerine gelmişti. Birkaç şey vasiyet etti. Bu raket de onlardan biriydi. Uygun bulursanız kullanır mısınız? Teşekkür edip raketi aldım. Kliniğin durumunu sordum. Şimdilik kapalı önünde sonunda tamamen kapanacak ya da tüm ekipmanıyla birlikte satışa çıkarılacak dedi. Elbette evrak işleri olduğundan ben bir süre daha yardımcı olacağım ama sonra ne yapacağıma henüz karar vermedim. Kendimi toparlamam için zamana ihtiyacım var. Şu anda mantıklı düşünecek halde değilim. Geçirdiği şoktan bir an önce çıkarak yaşamını başarılı bir şekilde sürdürmesini diledim. Tanemura Bey, izin verirseniz sizden bir isteğim olacak. Lütfen Doktor Toka'yı hiç unutmayınız. O saf yürekli biriydi. Ölen insanlar için yapabileceğimiz ne var diye soracak olursanız, bu onları olabildiğince uzun bir süre hatırlamaktır derim. Söylendiği kadar kolay bir şey değil kuşkusuz. Ve herkesten istenecek bir şey de değil. Aynen söylediğin gibi dedim. Ölmüş kişiyi uzun süre hatırlamak düşünüldüğü kadar kolay bir şey değildir. Elimden geldiğince onu hatırlamaya gayret edeceğime dair ona söz verdim. Doktor Tokay'ın ne kadar saf yürekli biri olduğunun değerlendirmesini ben yapamazdım ama onun sıra dışı olduğu kesindi. Hatırlanacak değerde biriydi. En sıkışıp ayrıldık. Bu satırları Doktor Tokay'ı unutmamak için yazıyorum. Benim için yazmak bir şeyi unutmamak için en etkili yöntem çünkü. İlgili kişilere rahatsızlık vermemek adına adları ve yerleri biraz değiştirdiysem de olaylar hemen hemen tam olarak bu şekilde gerçekten yaşandı genç kotonun bir yerlerde bu satırları okuyacağını ümit ediyorum. Doktor Toka ile ilgili olarak çok iyi hatırladığım bir şey daha var. Bir gün bana kadınlarla ilgili bir görüşünü dile getirmişti. Bu konuya nereden gelmişti hatırlamıyorum gerçi. Tüm kadınların yalan söylemek konusunda doğuştan gelen özel bir yeteneğe, adeta bunu mümkün kılan bağımsız bir organa sahip olduklarına inanıyordu. Ne zaman nerede nasıl bir yalan söyleyeceği, Kişiye göre farklılık gösterse de aslında bütün kadınlar karşılaştıkları uygunsuz bir durumda mutlaka bir yalan uyduruyorlar. En ciddi anlarda bile yalan söylemekte bir an bile tereddüt etmiyorlardı. Bunu yaparken de ne yüz ifadeleri değişiyor ne de ses tonlarında ufacık bir titreme oluyordu. Çünkü aslında bu kadınlar değildi yalan söyleyen. Onlarda bulunan bu bağımsız organ kendiliğinden çalışıyordu. Bu yüzden yalan söyleyince çok özel durumlar dışında Onların o güzel ve iyi yürekleri sızlamıyor, huzurlu uykulara bölünmüyordu. Tokay Bey'in bir şeyi bu kadar kesin bir şekilde ifade etmesi ender bir durum olduğundan söylediği zamanı çok net hatırlıyorum. Onun bu düşüncesine temelde katılmakla birlikte biraz farklı düşündüğüm noktalarda olabilirdi. Sanırım ikimiz de farklı, kendimizi özgür rotaları takip ederek tırmanıyor, sonunda aynı dağın pek de ferah olmayan zirvesine ulaşıyorduk. Ölmeden önce bu düşüncesinde haklı çıkmış olmasının sevincini duyduğuna şüphem yok. Belirtmeye gerek yok sanırım. Doktor Tokay'ın içine düştüğü durum nedeniyle ona çok acıyorum. Bu beni kahrediyor. Yemek yemeyi kesip açlıktan azap çekerek ölmek için son derece kararlı biri olmak lazım. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çektiği acıyı anlamak bir yana, hayal etmek bile güç. Ancak aynı zamanda bedenini sıfır noktasına yaklaştırmayı isteyecek denli bir kadına, bu kadının nasıl biri olduğu bir kenara, yürekten aşık olmasına da imrenmeden edemiyorum. Eğer yapmak isteseydi her zamanki mekanik yaşamını sürdürür, bunda da başarılı olurdu. Aynı anda birkaç kadınla hafif bir ilişki yaşar, üstün kalite pinonuar dolu kadehini kaldırır, evindeki pahalı piyanosunda mayveyi çalar, Şehrin her köşesinde eğlenceli şeyler yapmaktan keyif almaya devam edebilirdi. Ama o, boğazından tek lokma geçmeyecek kadar acı veren bir aşka düşmüş, tümüyle yeni bir dünyaya adım atmış, o güne değin hiç görmediği ışığı görmüş. Bunun sonucunda da kendini ölüme bırakmıştı. Genç Goton'un değişimiyle sıfır noktasına yakınlaşmıştı. Hangi tarz yaşam onun için gerçek anlamda mutluluk verici veya sahiciydi, buna ben karar veremem. O yıl Eylül'den Kasım ayına dek Tokay Bey'in yaşadıkları genç Goto için olduğu kadar benim için de bilinmezliklerle doluydu. Sukaş oynamaya devam ediyorum ama Tokay öldükten sonra taşındığım için başka bir spor salonuna gidiyorum. Yeni yerde genelde spor salonunda kiraladığım profesyonel oyuncularla oynuyorum. Pahalıya geliyor ama böylece kafam rahat ediyor. Doktor Tokay'ın verdiği raketi kullanmıyorum. Benim için fazla hafif olması da bir sebep. O hafifliği elimde hissedince, istemeden onun zayıflayıp giden bedeni canlanıyor gözümde. Onun kalbi atınca benimkini de hareket ettiriyor sanki. Birbirine bağlı iki tekne gibi. Halatı kesmek istesem de onu kesebilecek bir bıçak yok hiçbir yerde. Onun yanlış tekneye bağlandığını düşünmüştük. Gerçekte bu kadar basitçe söylenip geçiştirilecek bir şey miydi? Düşünüyorum da o kadın sanırım bağımsız organını kullanıp yalan söylerken, kuşkusuz anlam biraz değilse de Doktor Tokay da yine bağımsız organını kullanıp aşık olmuştu. Bu istese de vazgeçemeyeceği bir bağımlılık haline gelmişti. Onların yaşadıkları karşısında üçüncü kişi olarak yorum yapmak, üzgün bir ifadeyle boyun bükmek kolay. Ancak bizi göğe çıkaran, vadinin dibine düşüren, şaşkına döndüren, güzel hayaller gördürüp bazen ölüme götüren bu organ olmasa, Yaşamlarımız büyük olasılıkla çok sıkıcı olurdu ya da sadece bir envanter listesi olarak sona ererdi. Kendi seçerek gittiği ölüm anında Tokay'ın ne düşündüğünü, ne hayal ettiğini bilmek elbette mümkün değil. Derin bir acı ve ıstırap çekerken bana hiç kullanmadığı squash raketinin verilmesini vasiyet edecek kadar kısa bir süreliğine bilinci yerine gelmişti. Onunla bir mesaj göndermek istemişti muhtemelen. Ben aslında neyim sorusunun yanıtını yaşamının sonuna gelince bulmuştu belki de. Ve bunu bana iletmek istemiş olabilirdi. Öyle olmalı.